Ya. Sana da şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleşecek. Evet, aynen. Biraz tamam. Önceki Aydın Bey'in Aydın Bey'in mesaj attığı kişi mi bu? Aynen öyle. Tamam. Şimdi adı ne? İsmi ne? Kendisi Barış. Barış. Barış'ı hemen şöyle verelim. Barış'ı ver telefonunu sen. Siz kendiniz konuşun. Tamam. Barış merhaba. Canlı yayındayız. Sesini de dışarıya verdik. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Barış sen yayını dinleyebildin mi? Sen yarışmaya katıldın. Evet, katıldım. Mansiyon ödülü bile alamadım. Yani hiçbir şekilde hiçbir derece vermediler. Peki ne oldu? Bize bir anlatır mısın? O mesajlaşma şeyini anlatır mısın bize? Evet, o mesajlaşma benimle gerçekleşti. Yani gördüğünüz üzere yani reddettim de bu teklifi. Ve yani finalden sonra sorarım ben sana konusu gerçekleşti. Gerçekten de çok güzel sordular. Yani sana mesaj attı Aydın Bey iddiana göre. Dedi ki Erkan Özarman'ın kaldığı otele git, orada konakla. Sen de gitmeyeceğim deyince senin yüzünü finalde görürüm dedi. Evet, yani çok güzel zaten hesabımı kestiler. Hiçbir şekilde derece alamadım. 1.90 halimle dereceye girmedim. 1.80 adamlar gördüğünüz gibi ilk üçte. Evet. Barış peki Erkan Özarman'la aynı otelde kalırsan şöyle olur böyle olur gibi bir takım vaatlerde bulunuldu mu? Tabii ki de bulundu. Yani aynı masada konuştuk ve ben bunları bu teklifleri kabul eden insanlarla konuştuğumda neden böyle bir şey kabul ediyorsunuz dediğimde ya bir şey olmaz ya masaj yapıp geçeriz dediler ve o kişiler en az ikişer ödül aldı. İki ödül alan var, üç ödül alan var. Pardon, kabul edenler. Barış pardon masaj yapanlar yani bu teklifi kabul edenler ödül mü aldı? Evet ikişer ödül, üçer ödül aldılar o kişiler. Yani inanamayacağınız kişiler ödüller aldı. Yani bir kıyas yapsanız gerçekten şok olursunuz. Bu kişiler ikişer, üçer ödül aldı. Barış bunlar çok ciddi iddialar. Yarın ya öbür iddia gün... değil. Bugüne kadar hep iddiada kalmıştı aslında. Erkan Özarman yazdığınızda Google'da binlerce böyle bu tarz haberler vardı ama hiçbir zaman kanıt yoktu. Ben de hiçbir zaman bu dedikodulara inanmak istemedim. Ta ki final gecesi yüzleşince artık inanmış oldum. Konuşmak yani. İstedim. Peki Barış soy ismin neydi yarışmaya katıldın? Barış Arslan. Barış Arslan yarışmaya katıldın ama hiçbir ödül alamadın. Sana bir takım teklifler geldi. Hiçbirini kabul etmediğin için bu dereceye giremediğini söylüyorsun. Evet bunlar zaten kanıtlarla ortada artık. Neyle bunlar... kanıtlayabilirsin bunu peki? Mesajlar. WhatsApp mesajlamaları yani daha ne olabilir? Barış benim... diğer giden arkadaşlarına siz ne yaptınız, ne yapmaya çalışıyorsunuz diye bir tepkin oldu mu? O derece alan kişilere final öncesi ben konuştum onlarla ama artık bu yolun yolcusu oldukları için beni dinlemediler. Hatta benim böyle sert olmamı yadırgadılar. Bunları biliyordun işte. Evet. Neden hala buradaydın? Ben de hiçbir zaman kanıt olmadığı için tam anlamıyla inanmak istemedim. Çünkü benim hayalimdi. Barış peki bu menajer Aydın Bey'in elmas dereceye giremeyecek, sen de finalde göreceksin şeklindeki konuşmaları doğru mu? Evet, hem Elmas'a yaptığı konuşmalar doğru hem de ben o ahlaksız teklifleri reddettiğim için derece alamayacağım konusu tamamen doğrudur. Yani bizzat kulaklarımla duydum bunları. Sana suratına mı söylediler gitmediğin için dereceye giremeyeceksin diye? Ya bunu telefonda ben mesajlaşarak bana bunu söylendi ama Elmas konusu da işte yüz yüze konuşuldu. Sen ahlaksız teklifi kabul etmediğim için derece bile alamadın. Bazıları da 2-3 ödül birden aldı diyorsun. Tabii ki canım. Evet evet. 2-3 ödül birden aldı. Asla yani o ödülü yakıştıramayacağınız insanlar ikişer üçer ödül aldı. Bu besmodel tarihinde yoktur yani bu kadar aynı kişinin üst üste derece aldı. Ben şok oldum yani sahnede. Televizyonunu yeni açanlar için de hemen olayı özetleyelim. Best Model'da Best Smile ödülünü alan Elmas yayınımızda, telefon attığımızda da yarışmanın finalistlerinden Barış var. Ve her ikisinin iddiası da Best Model'da çeşitli oyunlar döndü. Hatta Barış diyor ki bana mesaj atıldı. Şu otele git Erkan Özarman'a masaj yap. O da kabul etmeyince bu teklifi o zaman senin yüzünü finalde görürüm şeklinde bir mesaj gelmiş organizatörden. Ve otele gidenler de derecelere girmiş değil mi? Evet evet aynen öyle. Dedikleriniz her şey doğrudur. 1.80 adamlar yani evet, kel birincimiz oldu. Best Model tarihinde bir ilk oldu bu. Kel birincimiz var. Diğerlerini zaten söylemeye gerek yok. Yani böyle bir ilk üç olamaz. Bu kadar kısa sürede oyların sayılması da imkansız. Ben ikinciyle konuştuğumda da ben ilk beşte yoktum. Beni Erkan Özarman ikinci sıraya aldı.
Bunu da söyledi ama bunun ses kaydını alamadım tabii ki. Yarışmanın psikolojisiyle, üzüntüsüyle bunu unuttum yani. Ama bu hal haksız teklifi reddettiğim için bana hiçbir şekilde derece vermediler. Çok... Ve ben 1,5 yıldır bu yarışma için evet, hazırlandım. Evet, sıkı diyet, sıkı antrenman, bu zorlukta öğrenciyim şu an. Bu zorluklar altında bu yarışmaya hazırlandım. Ve bu hal haksız teklifi reddettiğim için beni cezalandırdılar. Ama ben duruşumu bozmadığım için kendimle gurur duyuyorum. Peki Barış ve Elmas, hemen soralım, son soru olsun. Olayı yargıya taşımayı düşünüyor musunuz? Tabii ki bu böyle burada kalmayacak. Bu sadece bir başlangıçtı bu canlı yayın. Bunun devamını getireceğiz. Arkasında duracağız bunun. Elmas da. Niye? Beraber. Çünkü Elmas diyor ki benden sonra gelecekler de aynı şeye düşmesin, evet, sıkıntıya ve bitsin kesinlikle yarışma diyor. Tabii, onu hedefliyor. Tabii. Ben zaten evet, bütün evet, arkadaşlarım evet için buradayım. Elmas, ben sadece güçlü duran... Sesimi çıkartan sadece ben varım ve arkadaşlarım da desteğiyle. Barış da şu anda ekranda evet. Barış'ın görüntüsü de evet. Telefon hattımızdaki Barış. Sana peki çeşitli vaatlerde bulunmuşlar mıydı? Tabii evet, bunu yaparsan işte derece garanti dendi. Ya ben de dedim ki böyle bir şey olamaz. Ben kendi eğer hak ediyorsam derece istiyorum. Hak etmiyorsam böyle bir şey yaparak dereceyi asla kabul etmeyeceğimi ben defalarca kez söyledim. Ben bunun asla olmayacağını düşünüyordum. O sahnede hak ettiğimi düşünüp derece alacağımı düşünüyordum. Bu pis şeyleri yapmayarak. Ama demek ki böyle olmuyormuş. Derece alanları gördükten sonra da buna inanmış oldum. Ve ben hak ettiğimi düşündüğüm halde bu kadar emek verip herkes tanıyan tanımayan derece almamama şok geçirdiler açıkçası. Ve o peki, otelde siz... kalanlar ikişer üçer ödül aldı. Peki yani, Barış, siz konuyu yargıya taşıyorsunuz. Biz de bu davanın takipçisi olacağız. Çok Barış. Teşekkür ediyoruz aynen size. Kapattık telefonu da.